mesleğimizin gelişmesinde, tanınmasında, bugünlere kadar ulaşmasında emeği olan çok değerli isimler, meslek büyüklerimiz, duayen isimler, onları aramızda görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Hiç unutulmadılar zaten ama bir kez daha burada bulunmaları için, bulundukları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İşte o görüntüyle de şu anda ödülünü alıyor. Umarız bu meslek aşkı onda hiç bitmez. Hep devam eder. Geleceğin kameramanı, hatta buradaki programın sunucusu ödül tanesi. Engin Can Çelik Yemen'de çocuk olmak haberiyle bu ödülü teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık diyoruz. Ve Gökhan Arıkan, ben hızlıca isimleri saymak istiyorum arkadaşlarımızın, değerli meslektaşlarımın. Murat Başal, İhlas Haber Ajansı kameraman arkadaşımız. Beril Solmuşgül, yine İhlas Haber Ajansı'ndan. Burak Emek, Haber Global Televizyonu'ndan kameraman arkadaşımız. Erkan Güney, TRT Haber'den kameraman arkadaşımız. Anıl Yağcı, TRT Haber'den muhabir arkadaşımız. Mehmet Sıddık Bilge, 24 TV'den kameraman arkadaşımız. Şeymus Çakan, yine 24 TV'den muhabir arkadaşımız. Meysel Tuncay, Art TV'den kameraman arkadaşımız. Burak Taş'tan, TGRT Televizyonu'ndan kameraman arkadaşımız. Emre Kol, az önce görüntülerini izledik, bir kez daha geçmiş olsun. TGRT Televizyonu'ndan muhabir arkadaşımız. Mücahit Yolcu, DEHA muhabir arkadaşımız. Emrah Kızıl, yine Demirören Haber Ajansı'ndan. Selim Kaya, yine Demirören Haber Ajansı'ndan. Ahmet Akkuş, Demirören Haber Ajansı'ndan. Murat Tuzcu, A Haber kameramanı. Ahmet Çelik, A Haber kameramanı. Ahmet Yıldırım, A Haber kameramanı. Ömer Yasiner, Anadolu Ajansı'ndan gazeteci arkadaşımız. Ahmet Kaplan, Anadolu Ajansı'ndan bölgede görev yapan meslektaşımız. Bu geceye katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Artık seneye 25. Zoom ödülleri, uluslararası haber yarışması ödüllerine buluşmak üzere diyoruz. Şunları hissediyorum, bir gurur. Nasıl bir gurur? Devletimizin, ordumuzun yanında ve oradaki sivil vatandaşlarla birlikte, onlarla beraber bu olaylara göğüs germek ve olayların, bu saldırıların canlı tanığı olmak bana ayrı bir gurur veriyor. Ayrıca TGRT Haber'de çalışmış olmak da bana ayrı bir gurur veriyor. Ve Emre Kol'la ekip arkadaşı olmak da bana ayrı bir gurur veriyor. Tabii o olay başımıza geldiği esnada böyle bir ödüle layık görüleceğimizi o an bilmiyorduk. Biz tamamen habercilik refleksiyle hareket ediyorduk. Ama o anlarda korkutmuş olduğum ailem başta olmak üzere TGRT Haber ailesine de bu ödülü armağan ediyorum. O an yaşadıklarımızın bir ödül değil, sadece yaşadığımızın, yaşamın şu an yaşıyor olabilmek bize çok büyük bir ödül. Bu ödül moral oldu, motivasyon oldu. En çok da o an bizi gözü yaşlı ekran başında izleyen ailem, eşim, sevdiklerimi korkuttuğum için aslında çok üzgündüm. Onlara bunu yaşatmak çok zoruma gidiyordu ama mecburdum. Çünkü dünyaya meydan okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve biz bu harekatı İhlas Medya olarak tüm dünyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan
askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, halkıyla, gazetecisiyle, Barış Pınarı Harekatı'nın ne derece doğru olduğunu, terör örgütünün kirli yüzünün ne olduğunu tüm dünyaya algı oyunlarını bozarak aktardık. Zoru başardık. Tüm gazetecilerin özgürlüğünün ne olduğunu gösterdik. Sınırlarımızdaki terör örgütüyle mücadele ederken barış kelimesinin gerçek anlamının ne olduğunu tüm dünyaya gerçek gazeteciler olarak aktardık. Buradan tekrar seslenmek istiyorum. Öncelikli olarak İhlas Medya çok teşekkür ediyoruz. Bizlere gerçekleri tüm dünyaya duyurma imkanı sundu. İkinci teşekkürüm aileme. Üçüncü teşekkürüm bizimle birlikte Nusaybin'de 970 kilometrelik sınır hattında görev yapan valilerimize, kaymakamlarımıza ve emniyet ve askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar bizler belki kameraların önünde, kameramanlarımız kameraların arkasında görev yaptılar ama onlar hiç görünmediler ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik bütünlüğü için tepemize düşen tüm havanlara rağmen ölümü göze alarak halkın sağlıklı bir şekilde bölgede kalabilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Bu aldığımız ödülü ben buradan tüm asker ve polislerimize görev yapan asker ve polislerimize ve şehit ailelerimize armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle çok mutluyum. Heyecanlıyım gerçi öyle diyeyim. Bu ödüle bizi layık gören Türkiye Haber Kameramanları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü görev başındayken gözyaşları içerisinde bize dua eden ailem adına, İhlas Medya Grubu adına ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğü adına alıyorum. Bu her ne kadar bireysel görünse de ekip işi, ekibimin adına alıyorum bu ödülü. Ayteki.